Merhabalar sevgili seyirciler. Bu hafta Soyut Şeyler Ekonomisi'nde değerli bir turist rehberi ve seyahat yazarını ağırlıyoruz. Şerif Yener'le birlikteyiz. Şerif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler davetiniz için. Ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Soyut Şeyler Ekonomisi turizmi çok fazla önemsiyor. Özellikle ülkenin markalaşması noktasında çok çok önemli katkılarının olabileceğini düşünüyor Soyut Şeyler Ekonomisi. Bravo. Turizmin. O bakımdan da birkaç dostumuzla yine birlikte sohbet ettik, turizmi konuştuk. Şimdi sizin gibi hem işin teorisini hem pratiğini yapan, hem turist rehberliği yapan, hem yazan bir üstadla birlikte olun, olmak bu çabalarımıza daha fazla katkı sağlayacak. İnşallah. İnşallah diyelim. Evet, bu arada da zaman kalırsa Anadolu'nun geçmiş uygarlıklarını ve Türkiye'nin kültürel mirasını konuşacağız. Türkiye turizminin geleceğini konuşacağız. Sizin yaptığınız kültürel gezileri konuşalım. İzleyicilerimizin haberi olsun bundan. Bir de yakında bir kitabınız çıkacak. Mayıs ayında çıkacak galiba. İnşallah. Onu konuşacağız. Tamam. Peki. İsterseniz öncelikle bu kitaptan başlayalım. Tamam. Kitabın adı? Kitabın adı Anadolu Destanı. Anadolu Destanı. Hı. Evet, siz daha önce İngilizce bir kitabınız vardı. Turkish Odyssey. Evet. Şu galiba. Onu da gösterelim. Evet. Bunu diyorsunuz ki bir Türk tarafından yazılmış ilk Türkiye rehberi. Ya şöyle, ben 32-33... Alabildik değil mi şeyi? Şöyle bir görelim. Evet. 32-33 yıl önce rehberliğe başladım. Tabii bize hap yapılmış özet bilgiler çok önemli bir rehber açısından. Hep Türkiye ile ilgili kaynaklara bakıyoruz, turizm kaynaklarına bakıyoruz. İşte Blue Guide'lar, Lonely Planet'lar, Fodor'lar filan. Hep onlardan okumak zorundayız. Böyle tura giderken 7-8 tane kitap koyuyoruz çantamıza, onlarla gidiyoruz. O hikaye öyle başladı. Bilgisayarın da hayatımıza yeni girdiği dönemlerdi bunlar. Ben de öyle bir rüyam oldu. İşte bir kitap olsa, her şeyi toplasa bir arada ve biz bir kitapla çıkabilsek. Yani İncil'den evet, alıntılar dahil olmak üzere, şiirler, destanlar, şunlar. Bu Turkish Odyssey'yi o zaman yazmıştım. Evet. İşte ilk defa bir Türk tarafından yazılmış olan rehber kitap olma ünvanı buna kaldı yani. Peki turist rehberlerimiz istifade etti mi bu kitaptan? Çok fazlasıyla. Değil yani mi? Binlerce rehberden hayır duası aldım. Hala böyle kara borsa gidiyor. Yok, tükendi çünkü İngilizcesi evet, bunun. Diğer dillere de çevirmiştik. Almanca, İtalyanca, Türkçe. Pandeminin bir faydası oldu. Pandemiyle birlikte eve kapanınca ben de ilk fırsatta Türkçesini ele aldım, Anadolu Destanı'nı. Aşağı yukarı bir yıl gibi üzerinde her gün 7-8 saat evet, mesai yaparak bunu iki kat geliştirerek büyüttüm. İşte evet, bu sıralar yanılmıyorsam basılmak üzeredir. Belki ciltleniyordur. Matbaa da çünkü. Tamam. Alfa yayınlarından Mayıs çıkacak. Mayıs ayında okurlarıyla buluşacak bu Anadolu Destanı. Duvarda da yansıtıyoruz onu. Yani o tabii aslında Türkiye'nin bir kültürel miras kitabı. Yani evet, bir başvuru kitabı gibi, el kitabı gibi. Evet. Aynı zamanda da koltuğunuzun altına alıp seyahate çıkarken gittiğiniz tarihi yerlerde, öğren yerlerinde alt yapıyı oluşturacak bilgilerle birlikte böyle güzel bir özet sunan iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İnşallah okurlar da aynı fikri desteklerler. Hem turist rehberleri bundan istifade edecek evet, hem de kültürel miras meraklıları. Yani evet, kültüre ilgi duyan evet, herkes. Evet.
Peki burada başka bir külliyat var. Siz bu arada turizm filmleri yapımcılığında var. Evet, öyle bir var. Girişimimiz de oldu arkadaşlarımızla birlikte. Biz Mercan Dede'yi de konuk etmiştik burada. Müzikleri de Mercan. Evet, onlar müzikleriyle desteklediler. Evet. Bu nedir? O İstanbul Unveiled adında, yani İstanbul'un bilinmeyen yerleriyle birlikte ele almaya çalıştığımız bir saatlik bir seyahat belgeseli. Evet. Hani turist rehberliği yaparken bize yabancı ziyaretçilerimizin Türkiye ile kültürümüzle ilgili sorduğu sorulardan yola çıkarak o sorulara hazırladığımız cevapları kapsayan bir CD günlerinden. CD ama artık YouTube'da tabii ne şey koyduk. Ne çabuk her şey değil mi bu CD'de? Evet. Yeni bir birden tükendi tabii CD'de. Birden tükendi. Şimdi YouTube'da vardır herhalde. YouTube'da var evet. Bu haritalar eskisi kadar işlev görüyor mu? Görüyor. Yani basılı materyalin bunlar faydası. Şehir planları. Şehir planları ama illüstrasyonlu, böyle kullanıcıya çok kolay bilgiler veren, her şeyi özetleyen, onları yönlendiren hem Türkiye haritası, hem İstanbul, hem bölgeler olmak üzere. Evet. Bunlar tabii bizim alandan gelen deneyimlerimizle ihtiyacı saptayıp o ihtiyacı karşılayacak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. İllüstrasyonlar da hiç baştan sağma değil. Yok, yani. çok yani böyle duvar boyu demek falan çizildi, küçültüldü yani tabii. Evet. Tabii. Bir de böyle şeyler var, hap yapılmış bilgilerden oluşan, işte Topkapılar, Ayasofyalar, onlar da böyle illüstrasyonlarla, hani şurayı bana 5 dakikada bir özetleyin diyen ziyaretçi profiline uygun şeyler bunlar. Hem doğru bilgiler, hem görseller. Bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, üstadım. İstersen şu geçtiğimiz 2 yılı bir değerlendirelim pandemi sürecinde. Tüm dünyada tabii turizm ne oldu? Herhalde pandemiden önce dünyada seyahat edenlerin sayısı 1,5 milyar mı, yanlış yönlendirmeyeyim seyircilerimizi ama yüksek bir rakam tam yani. Tam toparlamaya başlamıştık aslında. Evet, değil mi? Evet. Aslında pandemiyi bu kadar hızlı yayan da İnsanoğlunun seyahat merakı bir taraftan baktı. Evet, baktım. Doğru diyorsun. Yani pandemiyi havayolu şirketleri dağıttı bir dünyanın her tarafına bir taraftan bakınca. Evet, 2020 ve 2021 biraz ölü turizmde. Turizmde şöyle, tabii çok ölü geçti ama çok enteresan bir katkısı oldu. Ne gibi? Şöyle, yani sanal tur diye bir kavramla tanıştı herkes. Hı-hı. Bizler dahil olmak üzere. Yani şimdi eskiden böyle batılı turisti ele alırsak yılda bir tane veya 2 tane uluslararası gezi planlıyor. Şimdi sanal turla tanıştılar. Oturdukları yerde elinde içeceği, kahvesi, çayı, şarabı neyse, hadi bana Efes'i anlat dediklerinde bir saat Efes gezdiriliyor. Veya Topkapı Sarayı gezdiriliyor. Veya Kapadokya gezdiriliyor. Evet. Tabii ki bu sanal turlar normal turların yerini asla tutmaz ama normal turlara ilaveten yapılırsa neden olmasın? Bunun da böyle bir farkına varmış olduk. Herhalde artık bu sanal turlarla devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey de oluştu, böyle bir alan da oluştu. Böyle bir alan oluştu. Ama tek başına yeterli değil. Değil. Bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilemez tek başına. Şöyle bakalım ona. Evet, bir ülkenin önemli bir destinasyonunu tanıtmada çok ciddi işlev. Tanıtıma katkısı olur. Evet, bunu yapar. Hatta bunu canlı turizme çevirmek için de tabii ki katkısı olur. Yani tabii. Yani Efes'in sanal turunu gören, evet. Efes'in yanına evet ben burayı gördüm diye işaret atmayacak. Evet, tabii. Görmeliyim. Ama Efes'i daha fazla görmek isteyecek yani. Şimdi şöyle bir şey var. George Mason Üniversitesi profesörlerinden Alison Lansberg adlı bir profesör hanım var. Bunun bir yaklaşık 10-15 yıl önce ortaya attığı protez hafıza diye bir kuram var. İnsanların diyor, modern insanın romanlar, tiyatrolar, tiyatro eserleri, sinema eserleri, reklamlar, yani tüm multimedya görsel etkilerle oluşmuş tüm dünya insanların zihninde bir protez hafıza yaratır diyor. Yani bir insan bir yere gitmese de, görmese de
orayı görmüş gibi, orada yaşamış gibi tahayyül edebilir. Hı hı. Ve insan hafızasının yaklaşık %40'ını bu protez hafıza oluşturuyor diyor. Gerçekten de düşününce hani biz New York'a gitmeden önce de Manhattan'ın caddelerinde dolaşmıştık yani Hollywood filmleriyle değil mi? Doğru, evet. Veya işte Vietnam Savaşı'nı anlatan filmlerde neredeyse Vietkonglarla biz de savaştık filan. Yani sonuç itibariyle bu sanal turlar bu anlamda insanların zihninde bir protez hafıza da yaratabiliyorsa bu da çok önemli bir şey. Yani bir sonra ben nereye gideceğim dediğinde herhalde bu hafıza devreye giriyor. Beyne evet sen New York'a git veya sen Türkiye'ye git mesajı vermeye başlıyor herhalde. Sektör büyük yara aldı mı bu iki yılda? Çok büyük. Çünkü bu altyapı bize her zaman lazım. Çok büyük yara aldı. Yani şeyin pandeminin Türk turizmine vurduğu darbe büyük oldu. Hı. Biz aslında turizm hizmet sektöründe dünya çapında yani en önde hizmet veren ülkelerden bir tanesiyiz. O bütün yetişmiş personel kaybetme riskiyle karşılaştık ve bir kısmını kaybettik. Yani kimisi başka mesleklere yöneldi, kimisi işi bıraktı, memleketine döndü, gitti filan ve onlar artık geri de gelmiyorlar. Yani öyle bir şey oldu ki böyle başkentte 4 yıldızlı bir otelin lobisinde diyorum, resepsiyonundaki personel bir kelime yabancı dil bilmeyen insanlarla karşılaştık. Bu pandemi sonrası. Hmm. Yani bu bunun göstergesi. Bu personelin tekrar yetişmesi lazım. Bu personelin tekrar oluşması lazım. Yani turizm sektörü kanaatimce, yanlış bir şey söylemek istemiyorum, daha fazla desteklenmeliydi bu pandemi sürecinde. Çünkü turizm bizim uluslararası pazardaki vitrinimiz aslında. Yani o turizmle biz şey yapıyoruz, vitrin düzenliyoruz. Tabii vitrin tarafı çok önemli, bir taraftan da önemli ihracat kalemlerimizden birisi. Tabii ki. Yani 30-40 tane sektörü doğru veya dolaylı yoldan etkileyen bir sektörü konuşuyoruz. Evet. Maalesef böyle zararlarını yaşadık. Ama hani bizler hep turizmde son ben 30 yılda hep krizler gördük. Evet. Krizlerden kısa zamanda kurtulmayı becerdik. İnşallah bu da öyle olur. İnşallah öyle olur diye düşünüyoruz. İnşallah kısa zamanda kurtulduk. Şimdi bir de kuzeyimizde bir savaş patladı. Evet. Rusya da bizim önemli müşterilerimizden biri, turizm müşterilerimizden birisi. Bunun etkileri nasıl? Yani gördüğüm kadarıyla o savaşın başladığı dönemlerdeki korktuğumuz kadar olmuyor gibi hissediyorum. Yani rakam vermem mümkün değil ama böyle bir dönemde bile Rusların seyahat etmeye, Türkiye'ye seyahat etmeye devam ettiğini görüyoruz. Çünkü her ülkeye gidemiyorlar. Gidebilecekleri ender ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Evet. Bir de Ruslar bu olaya yanılmıyorsam böyle çok savaş gözüyle de bakmıyorlar. Operasyon. Operasyon gözüyle bakıyorlar. Evet. Yani bazıları için hayat devam ediyor. Evet. Hayat devam edince de Türkiye'ye gelmeye inşallah devam edecekler diye bakmak. Almanya'da büyük pazarımız bizim. Orada ne durumdayız? Almanya'da toparlıyor. Tabii Avrupa'nın şöyle bir hassas bir konumu var. Bazen bizim Türkiye olarak yaptığımız şeyleri Avrupalılar beğenmezse bizi cezalandırma yoluna gidebiliyorlar. Yani bu sivil vatandaşa iniyor mu yani iniyor. Bu anlayış, bu tavır? İniyor. Evet. İniyor. Mesela bir Amerikalı da inmiyor da, Amerikalı için çok o kadar önemli değil. Onlar gideceği coğrafyada savaş var mı, tehdit var mı ona bakıyorlar. Yoksa kim ne yapmış, hangi uluslararası diplomasiyi geliştirmiş çok şey yapmıyor. Biraz uzakta olmalarından da kaynaklı olabilir. Tabii. Olabilir. Evet, Avrupa bize çok yakın. Çok yakın, sürekli takip ediyor tabii. Evet. Her şeyimizi biliyorlar yani. Evet, yani diplomasi bir şekilde veya Türkiye'nin siyasi dalgalanmaları bu turizm hareketlerine de etki ediyor diyoruz. Anında etkiliyor. Anında. Bu bilgi bende yoktu. İlginç bu. Evet. Yani onun için tabii her şeyi yapalım. Yani ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa hepsini yapalım. Ama biraz daha belki
bilmiyorum diplomasiyle mi yapsak acaba? Evet. Eğer turizmi konuşuyorsak böyle görünüyor tablo. Evet. Evet, sizin rehberlik yaptığınız turlara geçeceğiz ama önce bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bundan sanıyorum 15 yıl falan oldu. Hernando de Soto adlı bir yanlış söylemedim inşallah. Soto, Hernando de Soto adlı bir yazar Sermayenin Sırrı adlı bir kitap yazdı. Çok o zaman epey ilgi gördü bu kitap. İddia şuydu, çok kısa sizin konuşma zamanınızdan çalmayayım. Aslında diyordu, tüm ülkelerde bir servet vardır, bir zenginlik vardır. Ama bazı ülkeler bu serveti sermayeye dönüştürüp zenginleşirler. Bazı ülkelerde de servet ölü servet olarak kalır. O, iddiası temel olarak buydu. Nedenlerini filan anlatıyordu. Ben bunu turizme uyarladığımda şöyle bir cümle kuruyorum. Biz kültürel ve tarihi bir servetin üstünde yatıyoruz. Evet. Oturuyoruz bile değil, yatıyoruz. Bunu sermayeye dönüştürebilme konusunda çok büyük zaaf içindeyiz diyorum ben. Ne dersin? %100 katılıyorum size. Maalesef hani biz alanda olduğumuz için biraz daha gözlemleme şansımız var. Dediğiniz gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel mirasın evet. üzerindeyiz. Evet. Ve bunun tabii ki farkında olan çok sayıda insan var. Ama bunun farkında olmayan, bunu umursamayan, bunu önemsemeyen çok daha fazla insanımız var. Yani bir türlü bu ilişkiyi geliştiremiyoruz. Ve bunun neticesinde de yani bu rezervi yeterince değerlendirememiş oluyoruz. Aslında hani insanın, Türk insanının bu topraklarda daha önceden beri var olan ve hepimizin genlerine de işlemiş olan, bunu kimse inkar edemez aslında. Kesinlikle öyle. Hepimizin genlerine de işlemiş olan bu kültürel çeşitlilik ve bu kültürel zenginliği biraz daha özümsesek, biraz daha benimsesek, biraz daha öğrensek oturuş şeklimiz değişecek. Yani kendimize güvenimiz gelecek. Dünyaya bakışımız değişecek. Dünyadaki önemimizi idrak edeceğiz. Daha bir bilinçli bir vatandaş haline geleceğiz. Ve bu gururu yaptığımız her işte, her şeyde herkese yansıtabilir hale geleceğiz. İşte bize de yani düşen sonuçta bizler de kültürü, kültür insanlarıyla ve ziyaretçilerle buluşturma görevini üstlenen profesyonel turist rehberleriyiz. Yayınlarımla da aynı şeyi ben yapmaya çalışıyorum. Bize de düşen şey bu. Bu köprüyü oluşturup bu bilinci yerleştirmek. Yani evet. kültür bilincinin yerleşmesi gerekiyor. Evet. Örnek vereceğim. Yani ben mesela sosyal medya hesaplarımdan birinde güzel bir paylaşımda bulundum. Dedim ki Hititler şöyleydi, böyleydi. Bir tane takipçi bana 1071'den öncesini anlatmayın dedi. Ben de dedim ki tabii ki anlatalım, anlatmayalım sorun değil ama siz kendinizi bu topraklara ne kadar ait hissettiğinize bağlı bir konuyu konuşuyoruz. Yani siz kendinizi bu topraklara ait hissetmiyorsanız zaten konuşmamıza da gerek yok. Yani bizim evet Orta Asya'dan Allah Allah nidalarıyla gelmiş olabiliriz. Bununla da gurur duyuyoruz, bir sorunumuz yok. Ama geldiğimizde bizden binlerce yıl öncesinden beri burada varlığını sürdüren kültürlerle karşılaştık. Ve onları biz özümsemeyi çok iyi becerdik. Onlarla kaynaşmayı çok iyi becerdik. Türklerin büyük başarısıdır bu. Evet. Evet, Moğolların yapamadığı mesela. Evet. Evet. Yani ama biz bugün bunu yapmakta bazen zorlanıyoruz. Yani atalarımız bunu bizden çok daha iyi yapmışlar. Evet. Yani 1071'den öncesini bana anlatmayın demenin benim aklıma almıyor. Evet. Yani siz kişisel olarak 1071'den sonrasına daha fazla ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ama bu ondan öncekileri yok saymanız için yeterli bir gerekçe değil tabii ki. Vallahi Anadolu hem dört bir tarafından besleniyor kültürel anlamda hem de oraları besliyor. Evet. Bu işin bir yanı, bir de derinlemesine bir kültürel
inşa var. Kültürel ve bir uygarlık, nasıl diyeyim, somut uygarlık değerleri var derinlemesine. Evet. Bu hepimizin genlerine, kültürel genlerine bir şekilde işliyor. Ben Yozgat'ın çömlek kebabıyla Hititlerin yemekleri arasında bir ilgi vardır diye düşünüyorum. Mutlaka vardır. Evet. Mutlaka yani, vardır. Evet. Yanılıyorsam işi bilenler düzelsinler ama en sonuç itibariyle aşağıdan bir kültür fışkırıyor ve biz bundan bir şekilde etkileniyoruz. Ege bölgesindeki zeybek dansının figürlerinin Dionysos şenlikleri figürlerinin olmadığını kim iddia eder? Evet. Veya çiğ köfte Göbekli Tepe'ye kadar gidebilir yani. Gider. Öyle değil mi? Gider. Şimdi şöyle, Göbekli Tepe için tarihin sıfır noktası diyoruz. Belki daha gerilere gittikçe bir sürü başka sıfır noktaları keşfetmiş olacağız. Yani tarih Anadolu'dan başladı. Evet. Buna rağmen Anadolu insanının bundan haberi yok. Yok. Bu özgüven konusuna ben de bir tekrar altını çizeyim. Gerçekten öyle zengin, öyle değerli, kültürel olarak öyle görkemli topraklar üzerinde yaşıyoruz ki bunun bilincine vardığımızda gerçekten bu özgüven sorunumuzu çözebiliriz ki Türkiye'nin, Türk toplumunun bugün yaşadığı önemli sorunlardan biridir özgüven sorunu. Ve onu aşmadan da, onu yıkmadan da hani adım atmakta çok zorlanacağız gibi görünüyor gerçekten. Biraz kültürel turlarınızdan bahsedelim. Sonra da Turizm Bakanlığı'nın yıllardır Türk turizmini dört mevsime yayma hedeflerinden konuşalım. Ne tamam. Olmuş da başarılı oldu. Siz ne gibi kültürel turlar yapıyorsunuz? Ben normalde 32-33 yıl oldu galiba rehberliğe başlayalı. Biz tabii yabancı ziyaretçileri Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde gezdirmeyle başladık. Nedense hani hep bu işi yapmaya devam ettik. Ben rehberliğe başladığım yıllarda Efes'te veya başka öğren yerlerinde sadece popüler olan yerlerde görürdük. Böyle çekirdek çıtlayan, işte o çekirdekleri de yere atan, elinde sigarayla dolanan, bir tane başı düşmüş bir heykel gördüğünde mutlaka arkasına dolanıp o heykeli yıkma riskini de göze alarak kafasını o heykelin arkasına oturtup fotoğraf çektirmeye çalışan bir profil vardı. Evet. Şimdi o profil çok değişti. Böyle artık elinde kitaplarla, kültür gezilerine katılan ve hangi geziye, hangi rehberle gideceği konusunda bile hassasiyet gösteren çok gelişmiş bir profil oluştu karşımızda. Bu çok sevindirici bir haber yani. Bu her şey bu 20-30 yıl içinde oldu. Ben de hani buna paralel olarak piyasadaki veya işte bizim sektördeki dalgalanmaların getirdiği bir uzantıyla birlikte biraz da yerli pazara yönelik turlar planlamaya başladım. Tabii yeni bir pazara giriyorsanız güzel bir yenilikle girmek durumundasınız. Benim de geliştirdiğim yenilikler şöyle oldu. Sıra dışı turlar yapmamız gerekiyordu. İşte çatılar turu. İstanbul'un yeraltı ve dehlizler turu veya işte o sıralar Ayasofya hala müzeydi, Kariye hala müzeydi. Gece size özel Ayasofya turu veya işte Kapalı Çarşı'nın Hanlar Çarşılar Arka Sokaklar turu. Yani kendi insanımızın bile işte Levent'te oturup hiç fırsatı olmamış oralara gitmeye ama şimdi artık o fırsatı yakalıyor ve o bilinç de fazlasıyla gelişmiş durumda. Kültür şoku oluyorlar. Yani bazen gittiğimiz yerlerde. O sokak aralarında kalmış gizli lezzetler, harika lezzetler var. Yani illa böyle lüks lokantalara falan gitmek gerekmiyor. Süper. Burası çok uzayacak. Bir reklam arası vermemiz tamam, lazım. Tamam. Lezzetlere de girince. Tamam. Evet. Kısa süre sonra buradayız sevgili seyirciler.
Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Turist rehberi ve seyahat yazarı Şerif Yenen üstadımızla sohbete devam ediyoruz. Evet, turlardan bahsediyordunuz. Tam gastronomi deyince reklama girdik. Devam edebiliriz. Şimdi artık tabii turizm dendiğinde dünyada trendler değişti. Değişiyor. Evet. Çok gözle görülür bir fark var. Eskiden bir tur talebeden e-mail geldiğinde işte bize mutlaka görünmesi gereken yerleri sorarlardı. Şimdi artık bu talepler değişti. Diyorlar ki hiç kimsenin bilmediği yerlere götürebilir misin? Arka sokaklar, halkla iç içe, işte kültürle iç içe, lezzetler, yerel müzik, yerel tatlar. Bunlar artık öne çıkmaya başladı. Tabii bunlar aynı zamanda bizim kültür gezginlerinin talepleri de aynı zamanda. Aynı şekilde gelişiyor şeyler, paralellikler yaşanıyor. Doğal olarak da bizler böyle bir destinasyon tanıtımı yaparken, bir ürün geliştirirken bunları göz önünde bulundurmak zorundayız artık. Benim de hani işte sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak, yerli turizm için kültür ürünleri geliştirirken bu sıra dışı, yani artık bunlara tur bile demiyoruz, deneyim. Evet. Çünkü artık böyle hiç kimse çek atarak işte şurayı gördüm, burayı gördüm bir turist muamelesi yapılsın istemiyor. Yani hatta biz böyle gezilerimizde turist kelimesini kullanmayız. Turist ayıp, yani hakaret gibi bir şey olur. Yani. Ne diyoruz? Gezgin diyoruz, ziyaretçi diyoruz, misafir diyoruz ama turist demiyoruz. Mesela bir turisti böyle olumsuz bir şey, oraya turistler gider, biz oraya gitmeyeceğiz diyoruz, biz başka bir yere gideceğiz diyoruz. Böyle bir şey var yani, evet. Değişiklik var. Bunu da tabii ister istemez yaptığımız tüm işlere yansıyor bu. Evet, bu ilginç. Şimdi tabii bu kültürel unsurlara ilginin çoğalması aslında o kültürlerin hayatta kalması, yaşaması açısından da çok önemli bir şey, öyle evet. Değil mi? Bu yönde hem, talep oluşması. Tabii. Yani şimdi bugüne kadar nasıl oluyor? İşte böyle çevresinden bağımsız tesis yapıyorsunuz. Adamı böyle fanus içinde getiriyorsunuz, o tesise sokuyorsunuz. Hiç kafasını dışarı uzatmıyor. Yediği, içtiği, harcaması her şey orada kalıyor. Ve sonra da onu bindirip tekrar gönderiyorsunuz. Ama üstadım bizim turizmin yine büyük çoğunluğu böyle oluyor, böyle değil mi? Böyle. Ama vardı. Yani artık yanılmıyorsam o büyük tesislerin de bunun doğru olmadığına ilişkin bir anlayış başladığını düşünüyorum. Herkes evet. Artık yerel halkla turizmi nasıl entegre edebileceklerinin yollarını arıyorlar. Daha da arasınlar zaten. Vallahi en fazla turist alan şehrimiz Antalya. Evet. Ama aynen dediğin gibi uçakla alıyoruz, bir otele yerleştiriyoruz, her şey evet. Dahil otele. Evet. Ve işte havuz, deniz yakınsa deniz, orada 10 gün, 15 gün neyse ne yazık vakit geçiriyor. Bu arada bir turizm kentinin en önemli yerlerinden biri Kaleiçi mesela, esnafı batıyoruz diye ağlıyor. Çünkü kimse... programını yaparken oraları programa almıyor. Evet. İşte soyut yerlere götürüyoruz. Ya öyle bir şey ki yani bazen bu kitle turizmi biraz tehlikeli bir oyun Selim Bey. Yani işte maliyetleri düşüreceğiz diye Aspendos tiyatrosuna götürüp dışarıdan gösterip işte burası Aspendos deyip tura devam eden programlar var. Yani işler acısı bir durum. Yani bu turizm böyle icra edilmez ki. Veya işte maliyetleri düşüreceğiz filan, işte bir kültür programı düzenliyorlar. Yani aynı günün içine 28 tane nokta koyuyorlar. Yani koştur 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 insanları, gece saat 9 olmuş hala oteline var. Ya bunlar turizmde doğru stratejiler değil tabii. Yani turizmin sadece göstermekten ibaret bir yönü yok. Eğer biz ister yerli ister yabancı turizmi doğru icra edebilirsek kültürler arası yakınlaşmayı sağlıyor. Yani biz mesela bazı programlarımızda köyler seçiyoruz. O köylerde köylülerle önceden programlar yapıyoruz. İşte batılı ziyaretçileri o evlerde yemek yediriyoruz. Hatta gece konaklatıyoruz bazen.
o deneyimi yaşasınlar diye. Akşam yemek yendikten sonra orada o köyün insanları toplanıyor, çaylar demleniyor. Amerika'dan gelmiş işte misafirlerle oturuluyor. Karşılıklı albümler birbirlerine gösteriliyor, muhabbet ediliyor. Yani bu adam artık Türkiye ile ilgili olumsuz bir şey besleyemez o saatten sonra. Yani Türk çok insanını doğru. tanıdığında, çok Türk kültürüyle yakınlaştığında ülkeye de yakınlaşmış oluyor. Yani turizmin bu fonksiyonunu asla unutmamamız gerekiyor. Valla en önemli fonksiyon. Evet. Evet. Yani para kazanılır, kazanılsın, en fazlası kazanılsın, sorun değil. Ama bunun ülkenin dünya çapında tanınması, ülkemizin dünyaya entegre olması, dünyada hak ettiği yeri bulması gibi farklı şeyleri var, katkıları var. Valla benim konu başlıklarımdan biriydi aslında. Siz böyle temas etmiş oldunuz. Tabii ki turizmden de öte bir şeydir. Evet. Önemli bir gelir kaynağıdır, bunu kabul edelim. Ama sonuç itibariyle ülke imajına evet. Büyük katkısı göz ardı edilemez. Ve bunu hep zihnimizin bir tarafında tutuyor olmamız lazım. Aynen dediğiniz gibi sadece gelir kapısı olarak gördüğümüzde zaten katma değerli bir gelir de üretemez hale geliyoruz. Evet. Böyle olunca. Evet. Sürüme gidiyor. Evet, sürüme gidiyor. Rezerve o zaman fiyat, evet, fiyat rekabı. O zaman ne oluyor? Bir yabancı geliyor, tereyağı balı benden daha fazla ucuza yiyerek turizm teşkilatı. Çevremizi bizden daha fazla kirleterek gidiyor. Evet. Şimdi tabii aynı zamanda kültürü satabilmek. Bugün iki Akdeniz ülkesi Barcelona ve Antalya birbiriyle mukayese edecek olursak. Şimdi bir turistten gece başı elde ettiği gelir 3-4 misli Barcelona'nın. Şimdi döviz kurunun yükselmesiyle belki bu daha da fazla olmuştur. Ama işte deniz, güneş, kum satmıyor Barcelona sadece. Aynı zamanda tarih satıyor, işte mimari satıyor, Gaudi satıyor, işte gastronomi satıyor, müzik satıyor. Yani soyut şeyler satıyor. Tabii. Evet, o bakımdan... Evet, kültür satıyor. Dün bir örnek yaşadım. Balat'ta Avrupalı bir aileyle böyle özel bir gezi yaptık sadece bir aileyle. Bir öğlen yemek yedik oranın meşhur köftecilerinden birinde. Yani parmaklarını yediler, lezzet harika tabii. Hesap istendi, ödendi. Sonra adam ister istemez hesap makinesini çıkardı. Kişi başı kaç para ödedik diye baktı. Dedi ki Avrupa'daki kahve fiyatına biz tıka basa yemek yedik dedi. Yani bu acı. Tabii ama yani bunun başka türlü nedenleri var ekonomik yani. Bilmiyorum. Şu an bu ekonomik dengesizliklerden ötürü Türkiye çok ucuz görünüyor. Yani Avrupa'dan bakıldığında veya yurt dışından bakıldığında. Çözeceğiz ağır ağır. Peki şimdi Türkiye turizmi. Biz turizm gelirlerimizi arttırmak için yurt dışında reklamlar da yapıyoruz. Bir takım tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunlarla ilgili ne dersin bize bir turizmci olarak? Şöyle tabii sıkıntılarımız var. Yani ben 30 yıldan beri aynı şeyi duyuyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani sokaktaki birine bile sorsak belki o bile muhtemelen aynı şeyi söyleme olasılığı var. Diyoruz ki ülkemizde turizmi iyi kullanmamız gerek. Bunu belli sezonlardan çıkarıp bütün yıla yaymamız gerek diyoruz. Ve belli bölgelerden de çıkarıp bütün ülkeye yaymamız gerek. Yani bu konuda zaten herkes mutabık, bir sorunumuz yok. Ama bunun nasıl yapılacağına, ilişkin doğru adımları acaba atıyor muyuz? İşte sorun burada zaten. Yani katma değeri yüksek turizm istiyoruz. Ortalaması yüksek olan, yani harcama ortalaması yüksek olan ziyaretçi istiyoruz. Ama buna paralel tanıtım stratejileri geliştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yani genellikle yanılmıyorsam, gene orada hafif bir pay bırakayım. Yanılmıyorsam
Şöyle yapıyoruz. Ülkemiz bugüne kadar nasıl bir turizm seyri sergiliyor? Hangi ülkeden ne kadar ziyaretçi alıyoruz? Ve bu ülkeler Türkiye turizminde yüzde kaç rol oynuyor diye bunun bir şeyi çıkıyor. Ve bir sonraki yılın tanıtım bütçelerini harcarken veya kullanırken aşağı yukarı buna paralel harcama oranları planlıyoruz. Oysa bence bunu böyle bir kenara atma cesaretini gösterip, hedef ülkeler seçip, işte o katma değeri yüksek olacak turistler hangi ülkeden geliyorsa o ülkeleri hedefe koyup, ne bileyim dört mevsime yayacak turizm türleri hangileri ise onları hedefe koyup ve tanıtım bütçemiz neyse o bütçenin çok büyük bir bölümünü, %99'unu bu tip stratejilerle değerlendiriyor olursak, belki bir yıl, iki yıl, bir önceki yıla göre başarısız gibi bir grafik çıkabilir ortaya. Ama üçüncü, beşinci yıldan sonra artık istediğimiz hedef kitleye daha fazla hitap eder bir turizmle karşı karşıya olmamız çok muhtemel. Ben size burada çok katılıyorum ama bir orta yol önereyim. Yine o bütçeleri harcayalım Almanya, Rusya her neyse. Ama her yılda bir ülke seçelim, hedef ülke seçelim. Oraya da hakkını vererek bir bütçe ayıralım. Ve zaten içerideki turizmi de hedef kitle beklentileri doğrultusunda organize etmek lazım, öyle değil mi? Şimdi kültür turizmi diyorsak biz eğer, buna Rus turistten daha fazla başka ülkelerdeki turistlere yönelmemiz lazım. Mesela Japonya'ya. Veya Amerika'ya neyse. Ben bir gün yıl çok doldu gerçi de 15-20 yıl oldu. Tokyo'da bizim elçiliğin görevlerinden biriyle işte Tokyo'yu dolaşıyordum. Burada bizim turizm faaliyetleri nasıl gidiyor, tanıtımları falan diye. Arkadaş dedi ki ya bize bir film gönderiyorlar. O zamanın güncel bir şey değil bu. Bize bir film gönderiyorlar. İşte Deniz, Kum, Güneş. Biz de off prime time'da gece ucuz kuşaklarda bunu yayınlatıyoruz filan demişti o zaman. Şimdi ne kadar ucuz olursa olsun o külliyen bir zarar. Çünkü arkadaşın da söylediği şuydu. Yani buradan hiçbir Japon deniz turizmi için Türkiye'ye gitmez çünkü. Okyanusta başka alternatifleri var yani. Hawaii'ye gider. Niye bu tarafa gelsin? Sonuç itibariyle hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda o ülkelere özgü çalışmalar yapmak lazım. Eğer kültür turizmi diyorsak Amerika, Japonya ihmal edilmez ülkeler. Tabii Amerika deyince çok büyük bütçeler gerektiriyor. Onu da kabul edelim. Ama getirisi de yüksek olacaktır. Mesela ülkedeki siyasi dalgalanmalardan eğer Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları çok da fazla ilgilenmiyorsa mesela bu bizim için bir avantaj olarak görülebilir. Bir de bıraktığı şey aynı şekilde Çin de çok önemli. Çinli turist normal Avrupalı turistin 3 katı harcama yapıyor. İstatistiklerin ortaya koyduğu bir gerçek. O zaman özel bir çalışma yapmak lazım yine Çin'e. Öyle değil mi? Evet. Bir de tabii şeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani billboard'a Türkiye'ye gidin diye bir slogan koyup güzel bir fotoğraf koymakla sizin mesleğiniz bu. Gelir mi insanlar Türkiye'ye? Hayır. Aynen biz de nasıl bir iç piyasada biz marka yaratırken hangi şeyleri, kriterleri kullanıyorsak aslında bir yabancı ülkede bir ülke markası yaratırken de farklı kriterler kullanılmaz. Yani sonuç itibariyle bunun bir billboardla ya da bir reklam filmiyle olmayacağını, tek başına olmayacağını hepimizin bilmesi lazım. Bir de şu çok önemli bir şey bence, bir yabancı ülkede Türk bayrağını dalgalandırmanın ve o ülkeyi fethetmenin barışçıl tek yolu turizm iletişim kampanyalarıdır günümüzde. Evet.
Evet. Yani biz şimdi Viyana'ya gidip yine geldik biz ama bu sefer gönüllerinizi fethetmeye gönüllerinizi fethetmeye geldik diyebilme lazım. Ben bir de şeye de inanıyorum. Bunu 10 yıllardan beri söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Yüz yüze tanıtımın gücüne çok inanıyorum. Evet. Mesela ben kişisel girişimlerimle yüzlerce yurt dışı tanıtımı yaptım. Tabii. Yani işte gidiyorum yurt dışındaki müzelerle, Amerika'daki müzelerle irtibat kuruyorum. Yayınlarımdan örnekler gönderiyorum. İşte geleyim bir sizin şeylerinize, profilinize bir Türkiye sunumu yapayım mı? Anadolu Uygarlıkları sunumu yapalım mı? Göbekli Tepe yapalım mı diyorum. Ve çoğunlukla yapıyorum. Yani üstüne bir de para da kazandığım oluyor. Bazen gönüllülük esasıyla yapıyorum. Sırf masraflarımı, bazen cebimden para koyuyorum, gidiyorum. Ve ben bunu tek başıma bile yaptığımda binlerce kişiye ulaşmış olmanın ve ses getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Şimdi böyle bir tanıtım ordusu kursak, yani böyle ağzı laf yapan, sunum gücü iyi ve belli konularda uzmanlaşmış bir tanıtım ekibi kursak, bunlar alsalar bilgisayarlarını koltuklarının altına, yurt dışı tanıtım ofislerimiz üzerinden her türlü sosyal kulüplere ulaşsak, kütüphanelere, üniversitelere ulaşsak ve aynı anda eş zamanlı bir ülkede 3 ay, 5 ay boyunca sürekli Türkiye anlatılsa, ya bunun dönüşleri o kadar büyük olur ki, yani o billboard'a bir tane koyacağımız bilmem kaç paralık ilan parası yerine bunlardan bilmem kaç tanesini yapabiliriz aslında. Anlatamıyoruz yani bunu bazen işte ya doğru kişilere doğru zamanda herhalde ifade edemedik. Yani yüz yüze tanıtımın gücü çok önemli. Hatta insan kaynağı olarak o ülkedeki öğrencilerimizi kullanabiliriz. Tabii, yani o bile onlara eğiterek yani. O bile olabilir tabii. Yani 3-5 tane sosyal medya fenomenini çağırıp burada işte ağırlayıp onlara da işte bir sürü para harcayıp işte bir tane resim, 3 tane resim paylaşacaklar Türkiye ile ilgili diye. Sonra da bu geri dönüp işte bilmem kaç tane sosyal medya fenomenini ağırladık, şu kadar kişiye ulaştık demenin bence çok bir hükmü yok yani aslında. Onlar da yapılsın ama. Yapılsın, tamam. Tabii, tabii. Yapılsın. Ama yani bunu yaptık diye de böyle gurur duyulacak. Ya zaten yapılsın tabii yani. Evet. Peki, biraz bu kültürel hazineden konuşalım. Konuşalım. Çok değindik kısaca ama evet. Asıl Güney Urfa ve çevresinde Göbekli Tepe, şimdi ard arda Karahan Tepe kazılıyor, devam ediyor. Tabii bizde de bir yeni bir bilinç oluştu herhalde ki bunlara daha fazla önem veriyoruz. Veya yabancıların bizi teşvik ve tahrikiyle de oluyor olabilir ki nitekim biz şimdi Göbekli Tepe'yi bulduk diye avami tabirle göbek atıyoruz ama Nevali Çörü'yü de barajın dibine gömdük yani. Evet. Değil mi? Aynı tarihler, aynı döneme tarihleniyor. Aslında şöyle, mesela ben bu kitabı Turkish Odyssey'yi yazdığımda Neolitik dönem 8500'de başlıyordu. Göbekli evet. Tepe'nin G harfi yoktu ortada. Evet. Şimdi neler oldu neler. Ama bunun nedeni de şu tabii. Bu bir sürü Fırat ve Dicle Havzası'ndaki baraj çalışmaları arkeolojiyi tetikledi. Planda olmayan, asla henüz düşünülmeyen yüzlerce arkeolojik kazı yapıldı. Çünkü su altında kalmasın, baraj suları altında kalmasın diye bu arkeolojik sitler tespit edildi yüzey araştırmalarıyla. Evet. ODTÜ'nün başı çektiği uluslararası çağrılarla kazılar gerçekleştirildi. Ve bir şok yaşıyoruz biz şu an. O şoku dünya da yaşıyor. Bugüne kadar Neolitik'in Anadolu topraklarında bu kadar önemli rol oynadığını bilmiyorduk. Yani Çatalhöyük'ü biliyorduk ama evet. Güneydoğu'yu bilmiyorduk. İşte o bütün bunlar Klaus Schmidt'le falan başladı ve gelişti yani. Baraj kazılarının böyle bir rolü oldu kurtarma yani. Kurtarma kazıları. Ha. Yüzden fazla kurtarma kazısı bu buluşlara neden oldu.
İşte Göbekli Tepe aslında hani Klaus Schmidt Nevali Çöri'den elde ettiği deneyimle Göbekli Tepe'deki o taşların ne anlama gelebileceğini anlıyor da kazıyor filan. Şimdi Karahan Tepe çıktı karşımıza. Evet. Belli ki onlarca daha yer var yani orada. Evet. Ve hepsi de çözülemiyor da neyin ne olduğu da bir türlü. Çünkü bir önceki dönem, Neolitik'ten bir önceki dönem taş çağı, Paleolitik, 1 milyon yıllık bir dönem o. Evet. İşte Homo erectuslar, Neandertaller ve en son artık son dönem Homo sapienslerler. Ve bunlar avcı toplayıcılar. Taş çağı. Taş kullanıyorlar, avlıyorlar ve işte orada burada yatıyorlar. Ama birden karşımıza ne yaptığını bilen... Orada burada yatmadıklarını gör. Orada burada yatmadığı anlaşılan, evet, stilize heykel yapan, yani çok sofistike bir kültürle karşı karşıyayız. O yüzden zaten işte Göbekli Tepeler, Karahan Tepelerle ilgili şu an dünyada 1 milyon tane şey üretiliyor. Spekülatif fikir üretiliyor yani. Haklı da olabilir tabii insanlar. Yok geldi uzaylılar yaptı, yok şu oldu, yok bu oldu diye. Evet. Çünkü öncüsü yok bunun. Yani bu taş çağından bu Göbekli Tepe ve çevresine geçiş çok ani ve keskin olmuş. Bunun... Acaba öyle mi? Ani ve keskin mi olmuş yoksa biz yeni yeni henüz işte biz fark ettik. Henüz daha veri yok, en azından Anadolu'da yok. Mesela Mehmet Özdoğan Hoca muhtemelen bunlar dışarıdan geldi diyor, başka bir yerden geldi diyor. Uzaydan demiyor ama. Uzaydan demiyorlar. Bir şey yok yani. İşte bu şaşırtıcı boyutları burası. Tabii çok ilgi topladı. Dünya çapında ilgi topladı. O dışarıdan gelme şeyi doğru yani bir isabetli olabilir çünkü hep medeniyetler göç üzerine kuruluyor genelde baktığımızda. Tamam. Ya belki de şeyle bile ilişkilendirenler çıkıyor. Yani bunun ucundan proto Türkler çıkacak filan diyenler de çıkıyor. Bir astrolojik bağlantı kuranlar var. Evet. Yani işte oralar henüz açık. Zaten buraya bu kadar ilgi gösterilmesinin nedeni de bu gizemler yani. Biz mesela normal hayatımızda hadi Ayasofya'ya tur yapıyoruz dediğimizde 10 kişi katılıyorsa Ayasofya'nın gizemini çözeceğiz. Hazreti İsa'nın alnındaki haç işaretini gördünüz mü desek o zaman 110 kişi katılıyor. Bravo, ama işte ama bu da bize yakışır bir rehberlik türü değil. Evet, Göbekli Tepe ile ilgili romanlar, hikayeler, diziler, filmler, evet, bunların yapılması gerekiyor. Benim şöyle bir benzetmem var. Şimdi mesela Ağrı Dağı 5000 küsürlük boyuyla Everest'i geçebilir mi? Geçemez. Ama Nuh'un gemisi burada dediğinde birden Everest altta kalır. Evet. Yani öyle bir şey. Evet. Göbekli Tepe tarihimizi değiştirdi. Yani tarih bilgimizi değiştirdi. Yani bu kadar önemli gerçekten. Evet. Enteresan olan şeyi bir de tabii o da beni çok şaşırtıyor. Yani yerleşik... Evet, Göbektepe'de bir takım o dairesel planlı yapılar var. Bir de ev olduğu düşünülen yapılar da var ama onun da hala ucu açık. Ama o dairesel yapıların yapıldığı dönemde evcil tahıl bulunmadı. Bulunan hayvan kemikleri evcil hayvan değil, yabani hayvan. Yani o zaman ne çıkıyor karşımıza? Göbektepe'yi yapan yerleşik kültür değil. Hala şey... Avcı toplayıcı bunlar yani. Ve işte bütün ezberler bozuluyor burada. Evet. Çünkü normalde bugüne kadar bütün tarih kitaplarında ne yazıyor? Önce tarım bulundu. Evet. İşte toprağa ekmeği öğrendik. Hayvanları evcilleştirdik. Ondan sonra da artık yiyeceğin peşinde koşmak zorunda kalmadığımız için yerleşik hayata geçtik. Ezberimiz buydu. Evet. Şimdi bunun tersi oldu. Oysa burada hala avcı toplayıcıyken bir... mabet veya bir eğlence yeri artık neyse. Ama bir toplanma yeri, bir sosyalleşme mekanı yani onu kabul ediyoruz haliyle. Evet, üstadım son bir iki cümleyle bağlayalım sohbetimizi. Çok güzel bir sohbetti. Yani, aslında biraz Ayasofya falan konuşuruz demiştim ama... Onu da konuşuruz gene. Hani bu konulara ilgi duyan
izleyiciler için ben şeyi tavsiye ederim. Benim mesela sosyal medya hesaplarımda yaptığım Mehmet Özdoğan ve Profesör Necmi Karul'la yaptığım Göbektepe kültürü, Karahantepe kültürü üzerine röportajlar var. Çok aydınlatıcı. Doğru bilgiler, birinci elden bilimsel bilgiler içeren, yani şeylerden uzak, spekülatif söylencelerden uzak bilgiler. Hepimizin yani bu Göbekli Tepeleri, Karahan Tepeleri bir kere değil, birden fazla kere gidip görmemiz gerekiyor. Onlara kafa yormamız gerekiyor. Bu fırsatı verdiğiniz için de tabii çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Değer kattınız. Ayağınıza, hakkınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir soy içeriler ekonomisini daha bitirdik. Haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.